Türkiye genelinde yüzlerce medrese ile hakka ve halka yapmış olduğu hizmetlerle Türkiye'nin öncü kurumu olan Fatih Medreselerinin Genel Başkanı Masum Bayraktar Hoca Efendi, sevenleri tarafından gözyaşı ve dualarla mukaddes yolculuğa uğurlandı. Kutsal yolculuk öncesi önemli mesajlar veren Hoca Efendi, dünya Müslümanlarının birlik ve beraberliği için duada bulunacaklarını söyledi. İlk defa halk yolculuğuna çıkmış gibi kutlu misafirlerin mutluluğu gözlerinden okunurken, diğer hacı adayları ise hac anlatılmaz yaşanır yorumlarında bulundular. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara hareket eden Fatih Medreseleri Genel Başkanı Masum Bayraktar Hoca Efendi ve hacı kafilesi Atatürk Havalimanı'ndaki uğurlama merasimiyle sevenleri tarafından gözyaşı ve dualarla uğurlandı. Hac yolculuğu öncesi namazlar kılındı, dualar yapıldı ve hacı adayları sevenleriyle helalleşerek bir bir uğurlandı. Hac yolculuğuna ilk defa çıkan hacı adayları ise duygularını şu sözlerle aktardı. Nasılsınız abicim? Elhamdülillah, sağ olun. Sizler de iyisiniz. Hac yolculuğuna çıkıyorsunuz. İnşallah. Allah nasip ederse. Sizler nasılsınız abicim? Allah çok şükür. Sizler de hac yolculuğuna çıkıyorsunuz. Evet. İnşallah. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz abi? Valla hızlı gelişen bir süreç oldu. Allah nasip etti. İnşallah buraya kadar geldik. İnşallah Allah mebrur bir hac nasip eder. Tamamlamayı nasip eder. İnşallah. Hacca gidiyoruz inşallah. Daha da iyiyiz. Kutsal toprakları göreceğiz inşallah. İnşallah. Süperiz. Çok şükür. Hüviye düşünceleri alabilir miyim abi sizin? Heyecanlıyız. Heyecanlıyız. Heyecan? Mutluyuz. Heyecanınızı yansıtır mısınız? Seyircilerimize, ekranlara. Kardeşim sen gözlerimin içine bak anlarsın. Allah nasip etti. Hamdü senalar olsun. Evet, hacca gidiyorsunuz. Evet, hacca gidiyorum. Yani duymakla görmek aynı değil. İnşallah gördüğümüz zaman daha aşkla bağlanırız diyorum. Bilmiyorum. İnşallah. Şimdi aşk gönül işidir, akıl işi değil, yaşanılır anlatılmaz diyorum. Başka da şu anda yani öyle bir tecrübem de olmadığından dolayı gidip göreceğim. Ülkemiz üzerinde dolaşan felaketler için tüm dünya Müslümanları için dua edeceklerini aktaran bir hacı adayı, kutsal hac yolculuğunun anlatılmaz yaşanır olduğunu şu ifadelerle anlattı. Bir an evvel de ülkemizin üzerindeki dolaşak felaketlerinden bir an evvel ülkemizin arınması için, bir an evvel feraha ermesi için hep birlikte orada inşallah ülkemiz için dua edeceğiz. Cenab-ı Hak da ettiğimiz duaları kabul buyursun inşallah. Daha önce gitmiştiniz var mı abi? Daha önce gittim evet. Biraz bahseder misiniz bir de? Hac çok başka bir duygu. Ne bugün kelimelerle tarif edilir ancak yaşanılması lazım. Ama tabii sadece birkaç kere kelimeye dökülecek, birkaç tane kelimeye dökülecek olursa sıfır başlangıç noktasıdır bir insan için. Sıfır başlangıç noktası. Hayatın yeniden başladığı bir noktadır. FMTV ekranlarında yapmış oldukları başarılı programlar ile kısa sürede halkın ilgisini çekerek gönüllerinde taht kuran Yasin Ahmedoğlu Hoca ve Murat Bayaral Hoca ise hac yolculuğuna çıkmadan önce takipçilerine bol bol dua edeceklerini ifade ederek şunları kaydettiler. Seyircilerinize buradan söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam kısa? Evet. Biz onlardan zahiren ayrılsak gibi gözükse de aslında onlarla manen hep beraberiz. Bizi izleyen hem FMTV izleyicilerimizle hem bize gönül bağlamış kardeşlerimizle beraberiz her zaman orada. Dualarımız inşallah onların yanındadır. İsmen bildiğimiz abilerimize tek tek ismen dua ediyoruz orada Kabe'nin karşısında. Rabbim inşallah onlarla da beraber gitmeyi nasip eylesin. Çünkü makbul olan bir haccın karşılığı ancak cennettir buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Her yıl hac organizasyonları yaptığını ifade eden Murat Bayaral Hoca ise biz kafilenin hizmet kısmındayız. Yolculuğun manevi önderi Masum Bayraktar Hocamızdır diyerek heyecanını şu sözlerle dile getirdi. Heyecanlı mısınız? Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabii mümkün değil heyecanlanmamak. Mevla Teala'ya gidiyoruz. Allah zuhufur rahman, zuhufur nebi. Allah'ın ve Resulünün misafiri olacağız. Her sene Allah'ın izniyle böyle organizasyonlar gerçekleştiriyoruz. Biz biraz işin organizasyon boyutundayız. Evet. Manevi boyutunda, feyiz boyutunda da Masum Bayraktar hocamız var. Masum Bayraktar Hoca Efendi ve hacı kafilemizin dışında mukaddes yolculuğa çıkan bir diğer isim ise Mehmet Ali Hoca'ydı. İsmaila cemaatinin yükselen yıldızı FMTV mikrofonlarına konuşan Ali Hoca, hac anlatılmaz yaşanır bir duygu. Mevla Teala bu zevki hepimize birlikte yaşamayı ikram eylesin diyerek, Türkiye'de ilk ve tek İslami ölçüler çizgisinde rakipsiz yayın yapan FMTV ekibini ise hayırlı yayınlar dualarında bulundu. Büyük mutluluk. Allah hepimiz bunu yaşamayı nasip eylesin. Amin hocam. Hac yolculuğunuza çıkıyorsunuz hocam. İnşallah. Neler söylemek istiyorsunuz bizlere, izleyenlerimize? Hac anlatılmaz, yaşanır.
Allah-u Teala hepimizden yaşamayı nasip eylesin. O zevkten bize biraz bahseder misiniz hocam? Dediğim gibi anlatılmaz. Tatmayan bilmez inşallah. Hep beraber tadarız. Dualarınızı biz de katın hocam. Allah-u Teala hepimize iman selameti, istikamet, sıkat, afiyet lütfeylesin. Amin hocam. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz hocam. İsmaila cemaatinin önde gelen hoca efendilerinden Masum Bayraktur Hoca Efendi ise Mevla'nın misafiri olarak hac vazifesine çıkmanın her seferinde heyecanlı bir yolculuk olduğunu söyleyerek Türkiye'miz üzerinde oynanan oyunlar için birlik ve beraberlik için duada bulunacaklarını söyledi. Orada derdimiz evvela Türkiye'mizdeki bütün Müslümanlara birlik beraberlik duaları yapmak. Hakikaten Türkiye'miz üzerinde oynanan bütün oyunların kafirlerin başına çevrilmesini için Mevla Teala'ya müracaat etmek. İnşallah hocam. Terörün Türkiye'mizde bitmesini için dua etmek. Bu yolda çalışan, mücadele eden bütün kadrolara gerçekten başarıları için dua etmek. Hakikaten kafirlerin oyunlarına gelmemesi için tüm Müslümanların mutlaka birliğe beraberliğe ihtiyacı olduğunu, kendilerini hissetmelerini, anlamalarını, Müslümanların birbirine karşı son derece saygı, sevgide, muhabbette olmasını için inşallah dualar yapmak, yalvarmak. Hacı vazifesinin meşakkat olduğunu ama vazgeçilmez bir zevk olduğunu ifade eden Hoca Efendi şunları söyledi. Hac biliyorsunuz bir meşakkattir. İlla bir meşakkat oluyor ama öyle bir meşakkat ki tatlı bir meşakkat, huzurlu bir meşakkat. Yani insanı üzmüyor, incitmiyor, darıltmıyor. Mesela 20 sene peş peşe hacca gitse insan 21. sene yine gitmek ister. Ya çok sıkıntı çekmiştir falan. Olsun yine gitmek ister. Öyle Mevla Teala bir güzellik, feyiz, bereket veriyor. Elhamdülillah. Kabe-i Muazzam'ın etrafında yapılan inşaat çalışmalarına da değinen Hoca Efendi, Beytullah'ın heybetinin kaybolmasına müsaade edilmemeli. Mekke-i Mükerreme'ye yakışır çalışmalar yapılmalıdır dedi. Oraya yakışır çalışmalar yapmak lazım. Temizliğinden tut. Ondan sonra tedbir almalarından tut. Hakikaten oraya yakışır çalışmalar yapmak lazım. Yakınlara çok büyük oteller yaptılar. Onlar da hoş olmadı. Beytullah'ın heybetini aldırmamak lazım. Beytullah'ın heybeti var. Osmanlı ne yaptı? Edebe dikkat etti. Beytullah'a geçen binalar hiç yapmadılar yani. O yüzden dolayı Osmanlı'yı bu konuda takip etmeleri lazımdı. Ama onlar tabii Osmanlı'yı takip etmemeli. Osmanlı'yı silmeye çalışıyorlar. Ama en netice mahcup oluyorlar. Rezil oluyorlar. Suudi yetkililere seslenerek daha şuurlu bir şekilde çalışmaları gerektiğini söyleyen Hoca Efendi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şeriflerinde olduğu gibi Kabe'de tavaf alanı için de kadın ve erkekler için bölümler yapılması gerektiğine dikkat çekti. Bundan sonraki hayatlarında da inşallah onları da gerçekten bu konuda şuurlanmayı nasip etsin inşallah. Bir de tabii en önemli şeylerden bir tanesi tavaf alanında kadınla erkekli biliyorsunuz orada tavaf yapılıyor. Evet. Efendi Hazretimiz onu daha önce Kral Fahd'a söylemiş. Biz de inşallah bugün Kral Selman'a söylemiş olalım. Yani bu kadınla erkekli birbirine girecek izdiham şeklinde yapılan tavaflarda gerçekten kadınlarımız sıkıntı içinde kalıyorlar. Yani kadınların ve erkeklerin saatlerini değiştirilmiş olsa, tavaf alanlarındaki saatler verilmiş olsa, onlar da rahat, erkekler de rahat bir şekilde yapacağı saatler olmuş olsa, bu düzenlemeler onlar için kolay. Mesela Medine-i Münevver'de bu düzenleme yapıyorlar. Kadınların mescidini, Efendimiz'in ziyaretlerini ayırıyorlar. Erkeklerini de bu şekilde ayırıyorlar. Hiçbir sorun olmuyor. Hatta Beytullah'ta da ayırsalar olur yani ne olur. İşte ona göre şerit çekerler. Şeritlerin bir tarafında kadınlar bir tarafında erkekler yaparlar. Saatleri de o şekilde ayarlamış olurlar. Sonra da kolay olur yani. Herkes birbirine değme veya kadına değdiğim sıkıntısında ne yapmış olur? Olmamış olur. Hatta Şafii mezhebindeki kardeşlerimiz mecburi ne yapıyorlar? Bu yüzden dolayı Hanefi mezhebine geçmiş oluyorlar yani. Niçin? Kadınlara değdikleri zaman abdestleri bozulduğundan dolayı yani. O yüzden inşallah bu konularda da duyarlılık yaparlar inşallah. Terör eylemleri gibi birçok hain planlarla Türkiye'nin büyümesini engellemeye çalışan dış mihraklar olduğunu ifade eden Hoca Efendi, dünyada lider ülke olmak istiyorsak Rabbimizin emirlerini dinleyeceğiz dedi. Ama bu konuda yine daha da halkımızı bilinçlendirmemiz lazım. Türkiye'mizin büyümesini istemeyen ülkeler, dünya ülkeleri, bir tane iki tane demiyorum yani. Hatta müttefikimiz diye geçinenler bile kesinlikle Türkiye'nin büyümesini, gerçekten ilerlemesini, dünya üzerinde gerçek söz sahibi olmasını, özellikle İslam ülkeleri üzerinde lider konumda olmasını asla istemezler, istemiyorlar yani. İstemedikleri için her türlü oyunları üzerimize oynamaya çalışıyorlar. Ama inşallah Mevla bunları ortaya döktü. Bundan sonraki hayatımızda
Müslümanlar olarak uyanırsak, birbirimize sahip çıkarsak, birbirimizi gerçekten benimsersek, birbirimize güzel kenetlenirsek bu oyunlara gelmeyeceğiz. Şuursuz hareketler yapmayacağız inşallah. Birbirimize sahip çıkınca da Allah da yardım edecek. Çünkü Mevlamız öyle buyuruyor. Siz Allah'ın dinine sahip çıkarsanız, yardım ederseniz ben de size yardım ederim. Birbirimize sahip çıkmamız, danışmamız, birbirimizi gerçekten kenetlenmemiz Allah'ın dinine sahip çıkmak olur. Mevla da yardım edecek. Ondan sonra bu kafirlerin gerçekten hakkından geleceğiz inşallah. Hac yolculuğu öncesinde önemli mesajlar veren Hoca Efendi, hayrı öncü şerreset şuuruyla yola çıkan FMTV ekibine de teşekkür ederek dualarda bulundu. Elhamdülillah yine bir hac yolculuğundayız. FM ekibine, FMTV ekibine başarılar diliyorum. Her yerde olduğu gibi burada da inşallah başarılı bir çalışma içindeler. Rabbim inşallah tüm Türkiye'de ve tüm dünyada güzel haberler yapmayı, olaylar güzel bir şekilde programlar yapmayı nasip eylesin inşallah. Amin hocam. Beraberce inşallah bir haç yapmayı nasip eylesin inşallah. Bütün kardeşlerimizle beraber.